Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin en güzel Fenerbahçe kanalı, YouTube kanalı Kadıköy Sokak'tan herkese selamlar olsun. İki kanalımızda hizmetinizdeyiz ve Kadıköy Sokak 2 kanalında üyelikler açıldı. Duyumlar başladı. Topluluk kısmında dün itibariyle herhalde 30-40 tane duyum vermişimdir iç içe. Ve devam ediyor arkadaşlar. Artık videolarda yok, direkt topluluk kısmında. Hemen 15 liralık dahi olsa üyelik alıp duyumlara ulaşabilirsiniz. Günlük değil vicdansızlar, bir aylık. 15 TL verip bir aylığına üye olabiliyorsunuz. Ha, orada sadece desteğinizi göstermeniz bizi mutlu eder açıkçası. Ve hediye üyelikler de verileceği için olabildiğince video izlemenizi tavsiye ederiz. Fenerbahçe'de rüzgar tersine döndü. Derbi öncesinde sportif direktör Mario Branco aracılığıyla Fenerbahçe yabancı teknik adamlarla görüştü diyor. Aslına bakarsanız görüşmedi. Ancak İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisini kazanması rüzgarı tersine döndürdü. Şimdi sadece bu olsa gene iyi. Şimdi derbiyi kazandı, rüzgar tersine döndü. Kabul. Şimdi arkadaşlar, yönetimin kafası karıştı diyor. Aslına bakarsan ne diyor yönetimi? Taraftarın kafası karıştı. Hocam bizim teknik direktörümüz kaloriferci derken, hocam şimdi Allah var. Yani biz İsmail Kartal gibisini de bulamayız demeye başladılar. Sezonun başında ulan madem Jesus gidiyordu, İsmail Kartal niye geldi? İsmail Kartal gidiyordu, Jesus niye geldi? Falan demeye başladılar. Geçen sene arkadaşlar, ben size bu tartışmanın kökenini anlatayım. Tartışmanın kökeninde ne yatıyor biliyor musunuz? Jorge Jesus'un Galatasaray'dan bir şeyler aldığı iddiaları yatıyor. Çünkü Jorge Jesus, bak, Fenerbahçe kütürük eriği gibi top oynuyordu. Gerçekten kütürük eriği gibi top oynuyordu ama bir Galatasaray Beşiktaş derbisini izlemeye gitti. Geldikten sonra değişti adam. Yani insanlar başka şeyler konuşmaya başladı. Ben bilmem ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ama kökeninde bu yatıyor. Şimdi Ali Koç, aslına bakarsanız, İsmail Kartal'a devam da etmek istiyor. Yani İsmail Kartal'la Fenerbahçe Galatasaray bu kadar kullanmasına rağmen Galatasaray'ın 3 puan gerisinde. İsmail Kartal ne demişti? Ben Fenerbahçeliyim. Gel dediler, geldim. Git dediler, gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bu konularla kafamı yoracak değilim demiştim. Şimdi aslına bakarsanız İsmail Kartal kendi açıkladı bir şeyleri. Neyi açıkladı biliyor musunuz? Yani kafalardaki soru işaretlerini götüren bir basın toplantısı yaptı. Şampiyonluk için vesaire de açıklamalarda bunu. Basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yaptı. Samandıra Can Bartu tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulundu ve hafta sonunda şampiyon olacağımıza inandığını söyledi. Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe son hafta İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal diyor ki son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımızı kaybetmedim. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarımızı bekliyorum demiş. Onlara her zaman, bu takıma, bu oyunculara güvenin dedim. Şu ana kadar taraftarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum demiş. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Allah'tan ümidi kesen kafirdir. Çünkü Allah'ın rahmetinden, hikmetinden sual olunmaz. Yani nerede, ne şekilde olacağını bilemeyiz. Ama şunu söyleyeyim, daha önce de belirttim. Izdırar lisanı diye bir şey var. Hani son an. Hani Allah kimseye vermesin. Bir sevdiğiniz kaza geçirir, bir şey olur hastanede. Artık eliniz ayağınız tutmaz. Yani yapacak bir şeyiniz yok, dua edeceksin. Rabbim dersin, yardımcı ol. Sonra doktor gelir, mucizevi bir şey oldu. Hani biz açıkçası hayata döndürmeyi beklemiyorduk ama iyileşiyor falan der. Sen dersin ki Allah'ın dualarımı kabul ettin, amin dersin ya. O aslında senin çaresizliğinin Allah katındaki hükmü. Şimdi biz hepimiz çaresiziz. Rabbim Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı ol. İnşallah şampiyon olalım. Yani sadece sana sığınıyoruz. Bu kadar adaletsizlik yaşadık. Bu kadar puanımız çalındı. Bu kadar üstümüze gelindi. Çoluğumuz çocuğumuz hani okullarda ağlatıldı. Şurada burada üzüldü. Her taraf üzüldü. Kalp krizinden ölen taraftarlarımız oldu. Rabbim bunların yüzü suyu hürmetine. Yani yenilen hakların haddi hesabı yok. Sevdiğin kullar hürmetine Allah yardımcımız olsun inşallah. Sevdiği kullar hürmetine bize şampiyonluğu nasip etsin. Diyor ki Galatasaray Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek onlar da aynısını yaşayabilir. Hani biz Konya maçında büyük hasar aldık. 11 pozisyona girdik. 8 tanesi %100 gol pozisyonu. Bazen olmayınca olmuyor diyor. İlk yarı yakaladığımızı değerlendirip 7-1 kazandık. Bu maçta değerlendiremedik diyor. Bir senedir beraberiz. Objektif bir insanım. Beni, ekibim, oyuncularımı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Ben şunu söyleyeyim Sayın İsmail Kartal. Ekibini hala ve hala ben beğenmiyorum. Ben öyle kıvıran bir adam değilim.
ekibinin hala yetersiz olduğunu düşünüyorum, açık söyleyeyim. Doğruları öğrenmeden birilerinin kendi adına kariyerler için daha farklı yerlere, daha farklı iş alabilme adına yalan konuşmalar oldu. İftira attılar, emeğimize saygısızlık yaptılar. Sosyal görsel medyada sürekli bir saldırı var. Ben bunu kabul etmiyorum. Eleştiri olacak ama yapıcı eleştiri olursa futbol gelişir. Bu eleştiri değil, bel altı diyor. Yani bu kulübe her geldiğimde oynattığım futbolla bütün istatistikleri paramparça etmişim diyor. Bak hala ukalalık peşindesin. Ya bak bu yanlış. Sürekli olumsuz eleştiri yapıyorlar. Değişiklikler yanlış diyorlar. Bana göre %90'ı doğru. Rize'de 1-0 mağlubuz. 3 değişikliği yaptığım anda o 3 adam maçı aldı. Kimse bahsetmedi. İyi de Sayın İsmail Kartal, öyle bir zeminde oynattığın 3 kişi sıkıntı değil miydi? Öyle bir zeminde, hani dribbling değil artık, topu atacaksın, şut çekeceksin. Şutör adam lazım. Trabzon'da yaşananlar ortada ama kimse bahsetmiyor. Bu takımı buraya futbolcular getirmiş diyenler var. Geçen sene çok farklı sistemde oynayan takım 12-13 oyuncu geliyor. Onları çalıştıracaksın, kendi sistemine inandıracaksın. Böyle güçlü bir oyun ortaya çıkacak. Hani bunlar kolay değil diyor. Sezon başından beri nasıl çalışıyoruz, neler yapıyoruz, hepsinin kayıtları var. Futbolcuların da tüm ekibinde büyük emeği var. Hani bütçelere bakarsak, bana bu söylendi, hala söylüyorlar. Galatasaray maçında devre arasında gördünüz soyunma odasını. Sonuçta hepimiz insanız. Elbette hatalarımız var. Hani futbol öyle bir şey ki, Guardiola ya da Klopp, onlar da dört dörtlük değil. İşin içinde teknik taktik var. Futbol dipsiz bir kuyu diyor. Dipsiz bir kuyu derken hani çok geniş bir alandan bahsediyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 7 kulüpten teklif aldım. Bir tanesi İran milli takımı. Dünya kupasına gidiyordum. İşim olmadı diyor. Ben kendi reklamımı yapacak biri değilim. Burada bir emek var. Ekibimizde çok çalıştık. 5 sayfa istatistik var. Kulüp tarihi rekorları, Türk futbol tarihi rekorları. Bu kadar eleştiri, saldırı insanın hoşuna gitmiyor. Hani ben de boştayken ara ara televizyon kanalına davet ettiler. Hani bir gün bir tanesinin ağzından kötü bir laf çıkmış mı? Ben buradan gideyim, benim yerime gelsinler. Bana yapılanları kendileri ister mi? Hani art niyet mi, kıskançlık mı anlamıyorum demiş. Ailem, camia içinden bazı dostlarım beni her zaman motive etti. Beni bırakmadılar, hep destek verdiler. En büyük konsantrasyonum falan diyor, dik durmam diyor. Sezon başında Fred ve Szymanski hakkında konuşuyor arkadaşlar. Ben hani lüzumsuz kısımları geçiyorum, yanlış anlamayın. Tadiç kısmı da var. Yani sezon başında Fred'le Tadiç'te falan sistemi konuştuğunu da itiraf ediyor açıkçası. Onu da söylüyor. Başka ne diyor? Rakipler bize karşı oyunu soğutmaya çalışıyorlar. Hani bunu bir taktik olarak geliştirdiler. Her şeyin sorumlusu da ben değilim diyor. Ve sezon başında istedikleri birkaç kanat oyuncusunu kadroya katamadıklarını söylüyor. Hani isim vermiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Olympiakos maçlarında İrfan Can'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıkarttığını anlatıyor. Elenince moral bozukluğu yaşadık. O durumda da Sivas'a gittik. 120 dakika futbol oynayan takım bu kadar yapabilir. Fred, İrfan ve İsmail orada ayakta kaldı. Diğerleriyle rotasyon yapamadık. Hani 120 dakika oynadık. Sivas'ta puan kaybettik. Tamam, beni eleştirin ama nedene bir bakın. Her şeye rağmen 2-1 öndeydik ama hakem faciasıyla 2-2 bitti. Yani her şeyin normal gibi konuşuyorlar ama her şeyin sorumlusu benmişim gibi, ama ben bunu kabul etmiyorum diyor. Jesus'un hakem hatalarından yakındığına dile getiriyor. Diyor ki 96 puan topladık. Bir takım şampiyon olacak. Biz başarısız olmamış olacağız bana göre. Kayserispor maçı öncesinde saha içinde konuşma yaptığı sırada Fred'in gülmesine ilişkin soru. Orada yaptığımız Fred'in hoşuna gidiyor. Niyet kötü olunca her şey kötü. Fred ne kadar güzel bir şey yapıyoruz. Mutluyuz hadi diyor aslında. Ama sen güldü diyorsun işte, alay etti diyorsun diyor. Krunic, Ryan Kent kontenjan dolayısıyla Kent'i listeye almama tercihine değiniyor. Ben bunu merak ediyordum. İyi ki sormuşlar. Elimizde 15 kişi vardı. Bir kişi kadrodan çıkacaktı. Kent'e Avrupa'dan ciddi teklifler geldi. Lazio da vardı. Biz Joshua King'i tutmak istiyorduk kadroda. Kent ben gitmek istemiyorum dedi. Tercihimizi böyle yaptık. Sağlıklı bir King'i her zaman tercih ederim. Kent'in sonuçlandırmada sıkıntısı var. King sağlıklıysa, bir şey söyleyeceğim, sanki King'in sonuçlandırmada sıkıntısı yok. Şimdi bu cümleye de ben ayar oluyorum. Joshua King geçen sene sonuçlandırmada Sevilla maçında sıkıntı yaşamasaydı biz şu anda belki UEFA kupası sahibiydik. Açık söyleyeyim ben, yani öyle bir cümleyle bir şeyle ben haklıymışsın falan demem yani, geçeceksin onu. Allah aşkına King'in
hangi sonuçlandırmada şeyi var? Ne diyor? King sağlıklıysa sana tek başına çıkar, maç alır. Şanssızlıktır, listeyi açıkladıktan 4 gün sonra sakatlandı diyor. Lincoln Henrique bir sene futbol oynamamıştı. Bu bir risk. Evet, risk. Doğru. Joshua King de sürekli sakatlanıyor. O da bir risk. Yani Joshua King kaç maç bu sezon sakatlanmış? Kaç maçı kaçırmış? Açın bakın. Al sana risk. Yani yemeyelim birbirimizi ya. Neyse, o saatten sonra onu dene bunu dene olmaz. Hazır oyuncularla biz şampiyonluğa oynuyoruz. Lincoln'u verelim görelim dedik. Crespo mu? Krunic mi desek, gelmeden önce hepimiz Krunic deriz. Ben demem. Ben gelmeden şu cümleyi kurdum. Dedim ki bak, Krunic'i ben izledim. Bu adamı eğer dedim, yalanım varsa düzeltin. Bu adamı Fred'in yedeği olarak alıyorsak amenna. Hiçbir şey demem. Fred'in yedeği olarak alıyorsak Krunic'i hiçbir şey demem. Evet, Fred'in yedeği olarak oynar. Şimanski'nin yedeği olarak alıyorsak hani o tadı vermez ama pasları etkili. Şutları falan etkili. Biraz da beceri olursa, gol mol atarsa, şansı yaver giderse olur dedim. Yalansa yalan diyeyim. Ama dedim, eğer İsmail'in yedeği diye alıyorsak sakın ha. Arao bundan daha iyi topçu dedim. Ya adam yumuşak. Yumuşak 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 orta saha bize gitmez. Bize kemirgen adam lazım. Ben başka bir şey söylüyorum. Arao mu Krunic mi deyin, Arao derim. Arao mu Maldonado mu deyin, Maldonado derim. Maldonado mu Crespo deyin, Crespo derim. Sözümün de arkasındayım. He canım, Crespo çok iyi de o yüzden gittiği takımda oynamıyor. Ben onu bilmem. O gittiği takımın şeylidir. Ve bonservisini almak istiyorlar. Yıllık ücret pazarlığındalar. Miguel Crespo için. Ondan haberiniz var mı? Bizim şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Satın alma opsiyonuna gitti oraya. 6 milyon euroluk bir opsiyonu var Crespo'nun. %20'si eski kulübe Estoril'e gidecek. Yani 6'ya gitse 5 milyon euro bize kalacak. 1 milyon euro eski takımına kalacak. 1,5'ü almıştık. Ve yıllık ücreti aslına bakarsanız düşük. Hani ben 600 bin euro diye biliyorum. La Liga'da 506 dakika oynamış. 14 maça çıkmış. Alırlar almazlar ben bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe'nin tam topçusuydu. Ha, 5-6'ya gidilse, 5-6 milyon euroya gitse nasıl olur? Ona da bir şey diyemem arkadaşlar. Yani vesaire vesaire ya. Hani çok da işin içine girmek istemiyorum. Bakın bizim bir sürü kiralık futbolcumuz var. Bizim bir sürü kiralık futbolcumuz var. Onu belirteyim. Ve hani şu kadar oynadı bu kadar. Mesela Lincoln Henrique gittiği maçta, gittiği takımda kaç maça çıkmış? 15 maça çıkmış mesela. Bazı arkadaşlar diyor ki Lincoln sakatlandı. O yüzden 2 aydır oynamıyor, 3 aydır oynamıyor. Lan 17, bilmiyorum kaç maça çıkmış adam ya. 6 milyon euro opsiyonu var. Ve Santa Clara %15'ine sahip Lincoln'un. 3,5'ü almıştık Lincoln'u da hatırlatayım. %85'i bizim. Yani 6'ya gitse aşağı yukarı 900 bin eurosu falan oraya gidecek. Gerisi bize kalacak. Yani adam gitti takımda oynuyor da. Çatır çatır oynuyor da. Neyse, bu mesele çok uzar gider. Ben çok da girmek istemiyorum. Diyor ki Krunic geldi. İkinci maç burada yuhlandı. Yuhalandı. İyi futbolcu, özgüven eksikliği var. Şu an aldığımızın üzerine satarız. Vallaha mı? Hadi satalım. Vallaha bak, hadi satalım. Aldığımızın üstüne satalım. Bu arada ben şu anda bir ekran açtım. Bizden giden futbolcuların performansı 13 Mayıs itibariyle arkadaşlar. Yani bir maç eksik diyeyim. Crespo 14 maç. Dinkon 17 maça çıkmış, 1 gol 2 asist. Samet Akaydın 15 maç. Emre Mor 13 maç, 1 gol 2 asist. Umut Nayır 17 maç, 5 gol 1 asist. Bartu Elmas 11 maç, 1 asist. Cağ Pedro 36 maç, 3 gol 1 asist. Emir Ortakay 31 maç, 3 gol 2 asist, ki Emir çok geliştirdi kendini. Burak Kapacak 20 maç, 3 asist. Omar Fayet 21 maça çıkmış. Emre Demir 31 maç, 3 gol 3 asist. Kaleci Ertuğrul Çetin 23 maça çıkmış. Yediği gol sayısı 24. 7 maçı gol yemeden kapatmış gençler birinde. Thiago Çukur 28 maça çıkmış. 2 gol 5 asist.
Çağatay Kurukalp 32 maç 1 gol 2 asist. Yani Arda Çağdaş falan var. 24 maç 1 golü var. Yusuf Kocatürk 31 maçta gol ya da asist yok ama ön libero. Başka Yiğit Efe Demir var. Stoperimiz gençlerle kiralandı. 17 maç gol ya da asist yok. Jorginho 23 maçta 1 gol 0 asisti var. Ama hani 23 maça çıkmış durumda. Yani bizim kiralıklarımızın durumu da bu. Ben onu da söylemiş olayım. Diyor ki kurun için Avrupa'da her yerde piyasası var. Lyon bizden 1 milyon fazla verdi ama Fenerbahçe'ye sözüm var diyerek gitmedi. Şu an taraftarla elektriği tutmadı. 1-2 maç iyi oynasın her maç üzerine koyacağını düşünüyorum. Kurun için gelmesi İsmail'i 2 adım ileri taşıdı diyor. Katılıyor musunuz? Evet hocam ben katılıyorum ama gülmekten katılıyorum. Allah'ını seversen bırakın ya ne kurun içi dediğinizi duyar gibiyim. Vallahi beni yanlış anlamayın. Ya Krunic bu kadar övünecek bir futbolcu değil ya. Ya biz neler izledik Allah aşkına Sayın İsmail Kartal. Senin gençliğindeki futbolcular falan da bu kadar değil. Bak 30 yaşında Krunic. Ön libero diyen kişi futboldan anlamıyordur. Bak İspanya liginde oynar bu çocuk. Sakatlığını da bilmiyoruz. Ne sakatlığı var onu da bilmiyoruz. 3,5 milyon euro satın alma opsiyonumuz var. Arkadaşlar zorunlu opsiyon 3,5 milyon euro. Ancak hani aldığımızın üstüne satabiliyormuşuz ya. Hadi 3,5'a alıp 4,5'a satalım kurun için. Hodri meydan. Aldığımızın üstüne. 3,5'a alıp 4,5'a satalım. Lyon bizden 1 milyon euro fazla vermişse Lyon'a diyelim ki arkadaş biz değerlendirmedik. Bizde bir kafasızlık var. Biz 4,5'a size satıyoruz diyelim. Lyon alacak mı? Bence almaz. Hocam sen de Fenerbahçe futbolcusunu çöplüyorsun. Yapma böyle şeyler. Hayır ben Fenerbahçe futbolcusunu çöplemiyorum. Fenerbahçe'nin seviyesinde olmadığından bahsediyorum. Neyse Feridun Niğdeloğlu'ndan birkaç açıklama var. Ben ona çok şaşırdım. Diyor ki Ali Koç derbinin devre arasında İsmail Kartal'ı FaceTime şeklinde arayıp isterseniz sahadan çekilebilirsiniz demiş. Ali Koç derbide devre arasında İsmail Kartal'a bak Ali Koç derbide İsmail Kartal'a isterseniz sahada çekilebilirsiniz demiş. Ben buraya çok takılmadım. Olabilir bu iddialar söylenebilir ki neyse. Feridun Ederoğlu diyor ki Fenerbahçe'nin bu kongresi son kongresi olacağını düşünüyorum. Kulübün birileri tarafından satın alınacağını öğrendim. Fenerbahçe'nin birileri tarafından satın alınacağını öğrenmiş. Öyle bir şey yok hocam. Fenerbahçe'yi kimse satın alamaz. Ya keşke Fenerbahçe'yi şöyle siyasi, mafyatik gücü yüksek isimler satın alsa alıyorsa da. Hiçbir hakem hakkımızı yiyemese. Hocam ne yapalım? Yani hakkımızı yiyen hakemin topundan mı vursunlar? Ya öyle değil. Şu an Fenerbahçe gariban. Şimdi İsmail Kartal atıp tutuyor da bak. Şimdi İsmail Kartal'da bir delikanlılık var. Ali Koç'u yem etmiyor bak. Belki birçoğunuz olsun. Genelde hanımlar bunu daha çok yapar. Bir şey oldu mu hemen söyler yani. Şunun yüzünden şöyle oldu, bunun yüzünden böyle oldu diye söyler. Ama İsmail Kartal delikanlılık yapıyor. Yani şöyle diyeyim size. İsmail Kartal yerinde siz olsanız ben olsam şunu söylerim. Arkadaş Ali Koç arkamızda durmadı. Dursaydı biz ya şampiyonduk. Bizim şampiyonluğumuzu Sivas'ta çaldılar. Ali Koç da sustu. Nalet olsun bu hayat. Nalet olsun bu sevgin. Seni çok seviyorum. Sen neden beni böyle yapıyorsun? Falan derdik. Uzun lafın kısası. Şimdi İsmail Kartal pazar günü şampiyon olacak diyor mu Fenerbahçe? Yani şampiyon olacağımıza inanıyoruz diyor. Yani Fenerbahçe pazar günü şampiyon olacak mı? Resmen ağzından kaçırdı. Ali Koç da ağzından kaçırmıştı. Hatırlıyor musunuz? Yani ağzından kaçırdı mı? Dil sürçmesi mi diyeyim? Allah söyletti mi diyeyim? Keşke Allah söyletti olsa. Şimdi Meral Güven de bir şeyler söylüyor. Onu kırpıyorlar, biçiyorlar. Bakın bugün de böyle dedi. Bakın dün de böyle dedi. Bakın bugün de böyle dedi. Bakın şöyle oldu. Bakın böyle oldu. Ya. Yani neyse. Neyse. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Adamlar Klopp'un ayrılacağını bir ay önceden biliyorlar. Hazırlığını yapıyorlar. Teknik direktörü de son maçta onurlandırıyorlar. Bizde her şey belirsiz. Niye? Çünkü biz skor bahçeye dönüştük. Aa ben şunu da söyleyeyim bak. İsmail Kartallı Fenerbahçe şampiyon olursa ya Allah'tan korkun derim. 99 puan almış. Yanlışları var mı? Var.
Hataları var mı? Var. Ama bak ben harbi adamım. Tekrar söylüyorum, net söylüyorum. Türkiye Kupası'ndan İsmail Kartal yüzünden elendik. Ne bana fikstür deyin, ne hakem deyin, ne FETÖ deyin, ne bilmem TSK, ne bilmem MHK, ne bilmem Milli Eğitim Bakanlığı, ne bilmem Ulaştırma Bakanlığı, ne Turizm Bakanlığı. Hiçbirinin adını anmayın ha. Saçmalamayın derim ya. Manyak mısınız derim. Ulaştırma Bakanlığı'nın ne alakası var derim. Türkiye Kupası'na İsmail Kartal yüzünden elendik. Süper Kupa maçı bir tepkiydi. Kabul. Fenerbahçe futbolcuları şu günkü gibi dik oynasaydı o maçı da kazanırdık. Ama gördünüz 10 kişi hakem operasyonu, yan hakem operasyonu, VAR operasyonu hepsi içindeydi. O gün bizi Şanlıurfa'da dilim dilim doğrayacaklarmış demek ki. En azından kanıtlanmış oldu. Ama Süper Kupa o arada 20 günlük arada bir sürü sakat verdik. Ha, ben yine İsmail Kartal'a bulurum. Orada verilen sakatlara. Üçüncüsü Olympiakos maçı. Şimdi diyor ki Olympiakos maçına çıktık 120 dakika diri kalanları Sivas'ta oynattık falan filan. Hocam yine senin suçun. 20 günlük arada takıma vücut çalıştırmak, fizik çalıştırmak kimin suçu? Öyle değil mi? Do you understand mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Adam demiş ya iğneyi kendime çuvaldızı başkasına batırıyorum. O yüzden çok rahatım diye. İsmail Kartal. Bak sen gelmeden önce ben burada dedim ki birçok kişi bana dedi hocam Hacı ile Hoca ile olacak iş değil. Ya Hacı Hoca ile olacak iş değil. Ben insanın şeyini söyleyeyim. İsmail Kartal çok iyi bir analiz uzmanıdır. Rakibi çok iyi analiz eder. Maçlarda kazanmanın birçoğunun taktiği analizden geçer. Rakibi analiz edersin. Ulan bunlar böyle böyle oynuyor. Ben burayı kestim dedim. Biter. Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş. Mükemmel analiz etmiş. 10 kişiyle şut çektirmedik lan. İsabetli şutları yok. Yalan mı? Hocam şimdi Okan Buruk da birazcık korkak oynadı şimdi yani. Okan Buruk korkak oynamadı. Fenerbahçe mükemmel oynadı. Şimdi Fenerbahçe Konyaspor'u 7-1 yendi. Fenerbahçe mükemmel oynadı diyebilir misin? Çok iyi pozisyonlara girdi. Fenerbahçe deplasmandaki Konyaspor maçında da çok iyi oynadı. Mükemmel pozisyonlara girdi. Atamayınca atamadı. Bir tanesini atsa, bir tanesini atsa zaten bir puan geridesin. Yine bir şey değişmeyecekti. Ha, Sivas'ta seni doğradılar. Oradaki o olsa zaten şimdi liderdin. Neyse. Allah'tan ümit kesilmez arkadaşlar. Çok da hani bu konu çok gider. Peki size soruyorum. Hissi ya da hissiyi boş verin. Fenerbahçe şampiyon olursa pazar günü ne yapacaksınız? Bir de tekrar tekrar söylüyorum. Kadıköy Sokak 2 kanalımızda üyelikler açıldı. Linkini sürekli paylaşıyoruz. Yani defalarca paylaşıyoruz. Burada da gerekirse bir kez daha paylaşayım. Açıklama kısmına da yazayım arkadaşlar. Hani oradan devam ediyoruz. Duyumları oradan veriyoruz. Bu kanaldaki üyelikleri arkadaşlar yani ne diyeyim? Daha derim de neyse. Bir şey diye demek istemiyorum. Çok başvurdum. Olmuyor arkadaşlar. Yani ciddiye alıp cevap bile vermiyor YouTube yönetimi. Mail atıyorum. YouTube ekibine ulaşıyorum. Yok. Yani Ağustos'a kadar da böyle devam edecek arkadaşlar. Ağustos'ta anca açılacak deniyor. Mayıs bitti zaten. Haziran, Temmuz, Ağustos'un başı. Ağustos'un ikisinde mi ne diyordu? Öyle bir şey var. O yüzden Ağustos'un ikisine kadar diğer kanalda. Belki diğer kanal daha da büyüyecek. Çünkü oranın potansiyeli yüksek. Orayı daha Galatasaraylılar az keşfettiği için şikayet az. 3840'a aldanmayın. Bakın 3840 sadece bir sayı. Her video 3840 izlensin. Bir günde 2'ye katlar. 2 günde 4'e katlar. 3 günde 5'e katlar. Fenerbahçe şampiyon olsun. 50'ye katlar. 100'e katlar. Yeter ki şampiyon olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi ki bu kanaldasınız. İyi ki destekçimizsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.